Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyûm ve etûbu ileyh tevbete abdin zâlimin lâ yemliku li nefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ ve nes'elühü tevbete vel mağfirete vel hidayete lene innehu huve tevvâbur rahîm Ehlullah buyuruyorlar, iki yerde dikkatli olun. Birisi yemek yerken, ikincisi söz söylerken. Yemek yerken demesi, rızkımızın kulû min tayyibâti mâ razaknâkum ilâ âhiril âye. Sadakallâhul azîm. Yiyip içeceklerimizin tıyb olması, temiz olması, haram olması, olmaması, şüpheli olmaması, helalde bile dikkatli olmak ve masivadan uzaklaşmak, kimin verdiğini düşünerek yemek, Allah'ın dostları gönülleri çalıştırmadan da yemek yememişler. Bunun dışında yine Hakk'ın sevgilileri Rabbi Zülcelal'imizi zikrederek yiyorlar. Kimin verdiğini düşünerek. Burada yenilip içilenin israf olmaması. Öyle kıtlıktan çıkar gibi yemek değil. Rabbimizin verdiğini, 50 bin yıllık yoldan geliyor bu nimet. Bize Rabbimizin ihsanı, ikramı, lütfu diyerek yiyebilmek, çünkü Mevlamızı zikrediyor. Belki de o rızık huzursuz bir şekilde yenip de Mevlamızın razı olmadığı işler yapılacak olursa beni isyana malzeme etme ya Rabbi de diyor. Her şeyi idrak edebilmek, anlayabilmek, bu insanda bazı çok önemli yönler var. Mesela akıl gibi bir nimet olamaz. Vahye dayalı olan akıl, idrak var, tefekkür var, anlayış var. Bunların yerli yerince dinimizin emri doğrultusunda olması icap eder. Yemek yerken bu çok miyim? Çünkü haram yiyecekler ibadet ve taatimizin zevkini, tadını, lezzetini hiçbir şeyi koymaz. İbadette en önemli olan bu. Onun için bakıyoruz peygamberan-ı ızam bütün ellerinin emeklerini yiyorlar. Hazreti Davud ne güzel kul elinin emeğini yer buyuruyor. Şimdi peygamberlerin bütün meslekleri var. Her bir peygamberin mesleği var. Bunun dışında bakıyoruz ashab-ı güzin efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i müştehidin, rıdvanullahi teâlâ aleyhi mecmain hazıratı, mezhep imamlarımız, mezhepte müştehid olanlar, meşayih-i kiram, ulema, hep bir mesleğin sahibi. Rızkım helal olsun diye çalışıyorlar, ellerinin emeklerini yiyorlar. Hele öyle Allah'ın sevgili kulları var ki, mesela rızkını kendi eliyle temin ediyor. Diyelim tarlaya tohumu atıyor, buğdaydır, biçiyor. Ondan sonra onu öğütüyor. Sonra hamur haline getiriyor, pişiriyor. Ve pişirdiğini de tekrar un haline getiriyor, bir torbanın içerisine bırakıyor. Ancak acıktığı zaman yiyor. Böyle kemale ermişler, öyle kolayına değil. Nasıl bunlar irfanda, marifette makam ve mertebe kat etmişse,
gayretleri ve çabalarıyla olmuştur. Hiç haram olan yiyeceğe, içeceğe ellerini uzatmamışlardır. Öyle ki zalimin kazmış olduğu kanaldan gelen suyu bile içmemişlerdir. Çok hassas. Kolay mı öyle kırklardan olabilmek? Ebdalin dediğimiz o mübarek zümre. Bunun yanında tabii nücebası var, nükabası var. Evtad olan zümre var. Son derece hassastırlar onlar. İkinci olarak söz söylerken bunda da riayet ederler. Eşşeyh Ubeydullah'il Hayderi kaddesallahu sırra buyuruyor. Yekul El kelam miftahut duhul. El kelam miftahut duhul ila alemil fark. Nasıl anlayacağız biz bunu? Miftahut duhul ila alemil fark. Kelamın ancak tanımlama hususunda olduğunu ifade ediyor. Çünkü fark ve cem bu ayrı bir konu. El kelam iştemilu ala hurufin ve asfatin ve maanin ve mefahim. Kelime neleri içerisine alır? Harftir, savttır, ses. Mani, manalar ve anlayışlardır. El harfu şeriatun ve savtu tarikatun vel mana hakikatun ve ma vera'e zelike gaybun. El harf, harf şeriattir. Dinimizin İtikad, ibadet, ahlak ve muamelat yönleridir. Mesela Kur'an-ı Azimuşşan nedir? Harflerle ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim. Estağfirullah. Elif, la, mim, zâlikel kitâbu la raybe fî hüdellil müttegîn sadakallâhul azîm. Harflerle. Hani bu zahiridir. Zahiri o ifadeler nedir? Şeriattir. Mesela اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَى şer'i emirlerdir bunlar. Saut nedir? Ses olması tarikat. Onun yaşanması da tarikattir. وَالْمَانَا hakikatün. Yaşananların da takva esasına uyması, müttaki bir kimse olabilmek, yaşarken müttaki olmak. Rabbi Zülcelal'imizi bu tabi ihlastır vesaire güzelliklerdir. İhsan, Rabbimizi görür gibi ibadet etmektir. Bunun yanında onun esrarıdır. Mesela ibadet dediğimiz zaman bizim ibadet nedir? İnsanın kendisini bulmasıdır. Bunun üzerinde düşüneceğiz ama. Mesela nedir? Zikrullah. Allah'ımızı anıyoruz. Allah, Allah, Allah diyoruz Celle Celaluhu. Bu zikrimizle biz kendimizi bulacağız. Ne yapacağız? Ne için yaratıldığımızı anlayacağız. Halikimiz bizi niçin yarattı? Bizden neler istiyor Mevlamız? Sadece zikir Allah lafzayı celalini tekrardan ibaret değil. Bununla kendimizi bulacağız. Allah dediğimiz zaman zikrettiğimiz Mevla'yı bulacağız. Mesela ne diyelim? Zekat taatiyle biz kendimizi bulacağız. Kendimizi bulmak ne demek? Temizlenmek, arınmak,
Çünkü zekatta esasen tutahhiruhum ve tüzekkihim biha, temizlenmektir, arınmaktır. Bak, kendimizi bulmak. Oruç nedir? Yemekten, içmekten, cinsi münasebetten uzak olmak. Kendimizi bulmak ne demek? Azalarımızı mehulika lehni için yaratılmışsa o yönde kullanmaktır. Biz bunu dilimizle ifade ediyoruz da asıl bunun yaşanmasıdır. Öyle basit bir ifade değil bu ifade, konuşulan sözler. Esame, اَقِمِسْ صَلَاتَ لِذِكْرِي Taha suresinde Mevlamız Esame, اَقِمِسْ صَلَاتَ لِذِكْرِي Beni anmak için namaz kıl. Bakın, zikrullahın, namazın, ibadet ve taatin burada bizim kendimizi bulmamız olduğu beyan ifade ediliyor, beyan ediliyor. Beni anmak için, Allah'ımızla Celle Celaluhu irtibat kurabilmek için düşünürüz. Ve maani, işte bu esrara ermek ve mefahim, düşünmek, tefekkür etmek. Mesela bir sıralama yapıyoruz, diyoruz ki tedbir. Bu çok uzun. Şimdi bir de buraya girersek bu mevzuyu kaybederiz biz. Sıralayayım yalnız Allah'ımızın izniyle. Tedbir. Yani tedbirsiz olmaz. Yola çıkacağız. Tedbir. Acaba arabanın yakıtı var mı? Tekerinin durumu nasıl? Vesair. Farlar yanıyor mu? Yanmıyor mu? Bunun gibi. Tedbir alıyoruz. Eğer bir kış günüyse çekme halatından tutun, bunun yanında takozu vesairesi alıyoruz. Tedbir. Ve sonra düşünüyoruz. Bu çok önemli bir husus. Bunun yanında ne yapıyoruz? Tefekkürün yanında bir de ideal. Bir müridin ideali mutlak olacaktır. Nedir mesela idealimiz? Kur'an-ı Azimuşşan, bunu büyüklerimiz anlatıyorlar. Dört yolda Mehmet Efendi Hazretleri diye yedilerden bir zat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çokça duyduk ama keşke bu duyduğumuzu biz yaşayabilsek, anlasak, mübarek koltuklarının altında Kur'an-ı Azimüşşan nereye ya Resulallah? Türkiye'ye. İşte idealimizin ne olduğunu çok iyi anlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Azimüşşan'ı Türkiye'ye emanet ediyor. Bu emanet edilen Kur'an-ı Azimüşşan'ı sadece okuyup geçmek değil, hayatımıza geçirmek. Lafzını okurken onunla amil olmak. Amel etmek de bitmiyor. Hikmetiyle de kamil olmak. Tarikatın sırrı da budur işte. Hikmetiyle kamil olmak. İster anlaşılsın, ister anlaşılmasın ama budur. Gerçek olan bu. Hikmetiyle kamil olmak. İdealimiz nedir? Rabbi Zülcelal'imizin ilahi kitabını hayatımıza geçirmek olmalı. İdealsiz olmaz. Nefsimizin mertebelerini geçmek bir idealdir. İlmin mertebelerini aşmak hakeze. Yine Yunus Emre'nin sıraladığı üzere kaddesallahu sırra, şeriat, tarikat yoldur varana, hakikat, marifet andan içer. Demek ki bizim kat edeceğimiz, mesafe kat edeceğimiz çok hususlar var. Şimdi biz daha yeni cenazeden geliyoruz, gördük. Orada insan kendi
kendine düşünüyor. Herkesin kendine mahsus bir tefekkürü vardır, düşüncesi vardır. Kendi kendimize dedik, artık ne yaptıysa, dünyada ne elde etmişse şimdi onu bulacak. Estağfirullah. Okuyabilirsem Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer ne yapmışsanız Rabbimizin huzurunda onu bulacaksınız buyuruyor. Hayır ve şer ne yapmışsanız Kehf suresinde buyuruyor. Bunları biz bu hayatta elde edeceğiz. Öldükten sonra yok. Bu dünyada elde edeceğimiz sustur bu. Yoksa öldükten sonra elde edeceğimiz mümkün değil. Her şey bitmiştir ondan sonra. Estağfirullah. Ve vecedü mâ amilû hâdırâ. Ne yapmışsak o. İşte bunları hedef ve gaye edinecek olursak ona doğru yürürüz. İnsanı kamil olmanın. Mesela imanda kemale ermek ve hakikate ermek. İdeal çok önemli ve tevekkül. Bu ayrı bir konu. El-kelam iştemilu ala hurufin ve asfatin ve maani ve mefahim. Sonra men tekelleme bi kelamin nebi sallallahu aleyhi ve sellem haraca nur ma kelami ve men tekelleme bi gayri kelamihi sallallahu aleyhi ve sellem haraca el kelam bi gayri nurin. Eğer konuştuğumuz kelam hayır olursa aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek sözleri, sözleri değil mi? Ehadisi, Muhammediyesi olacak olursa ondan nur zuhur eder. Abdülaziz Ettebbağ diye müstesna bir veli var. Allah'ımız Celle Celaluhu okutmuş onu. Azmine, gayretine, çabasına göre okutmuş. Böyle ilim ehillerinden ona bazı sorular sorarlar. Derler ki, efendim bu hadis-i şerif sahih midir, değil midir? İşte hasen midir? İşte merfu mudur? Nedir? Sorarlar. Haber verirken eğer hadis-i kutsi ise onun nurunun bir sütun halinde müşahedesi olurmuş. Hadis-i kutsi de sütun şeklinde bir nur. Diğerleri de hadis-i şerifin sahih oluşuna göre nurlarını görüyor. Gönül gözleriyle tabi seyrediyor. Eğer hadis-i şerifler olacak olursa sözleriniz Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kelamları bir nur çıkar. Yoksa diyor o nurdan mahrum olursunuz. Artık bundan anlayacağımızı anlayalım biz. Anlayacağımızı anlayalım. Bizim konuştuklarımız eğer Kur'an-ı Azimuşşansa onlardan nur. Hadisi Muhammediye'den de kalkıp da şimdi biz bunun muhalifi olan sözleri söyleyip de dilimizde kirletmeyelim. Onların sözleri hep tevhiddir. Hareketleri samadanidir. Ahlakları Rabbani'dir. İradeleri vahdaniyettir. Ancak la ya'rifu işaretehum illa men lehu kalbun harik. Ancak kalbi Allah aşkıyla yanan kimseler o velilerin vahdaniyet, Rabbaniyet ve ahlak-ı hamide, samadaniyet ve ferdaniyet olan, biz anlayamadık ki bu kelimeleri, nuraniyet olan sözlerini ancak kalbi ilahi aşkla yanmış olan kimseler anlar, bilir ve tanır.
Şimdi illa bu söz söylenecek diyecek olursak, okuduğumuz namazdaki Fatiha-i Şerife bu işte. Zamm-ı sure olarak yine Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz. Estaizu billah. Emmen huve qanitun ana'el leyli saciden ve qaimen yahzerul ahirete ve ercu rahmeti rabbih. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Sadakallahu lazim. Bir misal. Bu ilahi bir kelam. Bundaki o nuraniyeti anlayacak olanlar ancak kalbi ilahi aşk ve muhabbetle yanan kimselerdir. Fihi hazainul esrar. Bunda Allah'ımızın sırlarının nesidir? Madeni diyelim biz. İlahi cevherlerdir kutsi olan. Ve bunun yanında ilahi sevgidir ve gayb aleminin anahtarıdır onların o güzel sözleri. Ariflere Cenab-ı Hak innallaha teala a'ta lil arifine, ariflere Cenab-ı Hak ne vermiştir? Dillerin hepsini vermiştir. Öyle ki hatta ennehu yantiku bi kulli lisanin, her bir dilde konuşurlar. Öyle ki hatta fi lisanil marifeti lehu lisanun, marifet için, Allah'ımızı tanımak için onlarda bir dil vardır. Konuşurlar marifetten ama onu konuşabilecek dil lazım. Ama onlarda vardır bu dil. Biz konuşursak ne olur? O gelecek. Gelmeden diyeyim, bizim konuştuğumuz derler ya, bir kulaktan girer, ötekinden çıkar. Oraya bile girmez. Bizim dediğimiz sözler, bu ilahi güzelliği elde etmedikçe kulağı, bir kulağımdan girdi, diğerinden çıktı. Girmez bile. Girmez bile. Öyle basit bir iş değil o. Marifetullah'tan konuşabilmek için de bir dil gerekir. Gönlünde olacak ki anlaşılabilsin. Ve fi lisan-ı şeria, şer'i şerif için de bir dil vardır. Bunu ulema-i kiram çok güzel beyan buyururlar. İlahi marifete ermiş arifan-ı ilahi de marifetten konuşurlar. Ve fi lisanil mahabbe lehu lisan. Onun için de muhabbetten konuşabilmek için de bir dil vardır. Anlayalım biz bunu. Hepsini böyle ifade edip geçmeyelim. Muhabbet ehli olacak ki bu gerçeği bize beyan buyurabilsin. Yoksa dediğimiz gibi olur, kulağımızın içine bile girmez. Sonra Allah'ımızda yok olabilme, onun da bir lisanı vardır. Velhasıl her bir halin ona göre lisanları mevcuttur. Yine büyüklerimizden bazı ifadeler var. Sırr-ı Sakati Hazretleri ifade buyuruyor. Ben diyor, şimdi bunlar olmaz demeyelim. Ehli vardır onun. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizle buluşmadıktan sonra da konuşmam diyor. Ve yekul ya Cüneyt tekellem alennes. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Cüneyt, İnsanlara konuş, öğüt olsun, nasihat olsun, insanlar kurtulsunlar cehaletten. Fe innehu kad en lek. Artık diyor, zamanın geldi, en tetekellemel en. Artık senin konuşma anın geldi. Bu ne demek? Bundan ne anlayacağız biz?
Konuşacağın kelam bir kere senin yaşadığın hususlar oldu ya Cüneyt. Kaddesallahu sırra. Sen artık söyleyeceğin sözler İslam'da lime tekulune ma la tefalun. Sallallahu lazim. Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Sen bu merhaleden geçtin. Bu cahilce hareketten geçtin. Söyleyeceğin sözler sende artık hal oldu ve makam oldu. Konuş. Men kesure kelamu kesure hatavu. Çünkü hak söz değil. İmam Ali radıyallahu anh buyuruyor. Men kesure kelamu. Kimin konuşması çoksa hatası da çok olur. Yani bir kelime, bir söz söyler ki o söylediği söz birisi hakkında ama o diğerinde bu durum yok. Şimdi nasıl bunun cevabını, nasıl bunun sualini vereceğiz Rabbimizin katında? Biz konuştuk. Şimdi o kimsede de bu hal yok. Neredeyse cemiyetimiz bu halin içerisine bürünür gibi bir durumumuz var. Söylediğimiz sözün hak mıdır, değil midir? Hiç düşünmeden, ya sen bunu söylüyorsun. Nereden söylüyorsun? İşte falan komşum vardı, çalıştığım kimse vardı, iş ortağımdı vesairdi. Bize bir misafir olarak geldi. Ben onun yanına vardım, ondan duydum. Hiç Rabbimizin sevgili Habibinin şu mübarek sözünde duyduk mu? Zaten duysak onu konuşmayız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kişinin duyduğunu bir başkasından nakletmesi ona günah olarak yeter. Bunu düşünenimiz kim bizim? Yapar zaten belli diyerek böyle cahilce hareketlerle. Çünkü kural yok. Dinimiz bir kuraldır. Bu esaslara mutlak uymak icap eder. Konuştuğum benim mesela Süleyman-ı Darani Hazretleri bana diyor bazı manevi haller zuhur eder. 40 gün beklerim diyor. Onu Kur'an'a ve sünnete mutabık mı düşünürüm öyle konuşurum diyor. Böyle olmazsa nasıl olacak bizim hallerimiz? Tabii biz görmedik. Kabri görmedik. Oradaki suali görmedik. Orada azap çekenleri görmedik. Dilinden asılanları da görmedik. Ondan konuşuyoruz. Dili kilitlenenleri de görmedik. Şimdi hava çok güzel oluyor. Kış gününde. Diyelim Şubat ayı. Böyle günlük güneşlik. Belki çayır da var, çemen de var. Yemyeşil ortalık. Biz buradan vilayete gideceğiz, kasabadan. Fakat Tekir'i aşmamız gerekir. Bura ortalık günlük güneşlik olduğu için diyoruz ki geçeriz. Bir de bakıyoruz ki her taraf buz. Çünkü çok yüksek. Buz. O zaman eyvah diyoruz. Zinciri de almadık. Tekerin durumu da münasip değil, kışlık değil. Daha birçok. Takoz da yok, vesaire de yok. Ortada kalıyoruz, Allah korusun. Yakıt da almamışız. Yarı yolda bitiyor. İbadet yok, taat yok. Allah'ımıza bağlılık yok. Olur, geçer. Böyle bunu derine dalıp durmayın diyen cahilce kimselerin sözlerine uyduğumuz zaman alıp son nefes artık bitmiş. Kabre girdiğimizde başlıyor hesap. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ya Ebâ Zer ceddidis sefine fe innel bahre amikun. Yemini yenile, deniz çok derindir. Ölüm hali belirsiz, kabir belirsiz, kalkış belirsiz, sual belirsiz. Ne olacak? O zaman ehlullahın sözlerine dikkat edeceğiz ve dini bilgileri mutlak İslam'ın esaslarını öğreneceğiz. İnanç esasları, itikadımız,
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve ashab-ı güzinin ve gerçek alimlerin sözlerine kulak vereceğiz. Onlara riayet edeceğiz. Farz, vacip, sünnet, müstahap öğreneceğiz. Gereğiyle amel edeceğiz. Nefsimizin ıslahıyla meşgul olacağız. Hedefimizi gözeteceğiz. Men kesure kelamı, kimin sözü çok olursa kesure hatavu. Hatası çok olur. Men kesure hatavuhu, kişinin hatası çok olursa galle hayavu, utanma duygusu da kalmaz artık. Ve men galle hayavu, hayası da kalmamışsa galle verau, Allah korkusu da kalmaz Celle Celaluhu. Ve men galle verauhu, eğer Allah korkusu kalmamışsa Celle Celaluhu, mete kalbi, kalbi ölmüştür, hiçbir hayır da ondan gelmez. Ve men mete kalbuhu dehalenler, kalbi de ölenlerin yeri ateştir buyuruyor İmam Ali Kerimallahu Veçe Efendimiz. Hikmet ehillerinin kelamı doğrudur ve derde devadır. Eğer kendini bilmezlerin sözlerine aldanacak olursak o da deün, o da bizi mahveder. El kelam izâ haraca minel kalb, dehalel kalb. Eğer söz gönülden çıkıyorsa, yaşayan kimselerin sözleri ise gönle girer. Ve izâ haraca minel lisan lem yetecevezil âzân. Eğer dilden konuşuyoruz, kalbimizde de yoksa, yaşamıyorsak, o kulağımızı bile geçmez. Kulağın ötesini bile geçmez. Bu sebeple mürid her bir nefesini kibrit-i ahmerden daha kıymetli bilmelidir. Her bir nefesini kibrit-i ahmerden daha kıymetli bilmelidir. Hadis-i Muhammediye önümüzde. Kibrit-i Ahmer işte bir tarih. Hiç böyle hava gazlarıymış. Ondan sonra tüplermiş. Eskiye göre söylüyorum. Yani bunlar bizim ecdadımız. Evin ortasında ateş yanacak dendiği zaman hayret ediyorlar. Şimdi doğal gazı neleri görseler tabii çok değişik. Şimdi öyle kibrite neye ihtiyacı olmadan şöyle düğmesini çevirdiğimiz zaman yanıyor. O zaman yok. Kibrit çok kıymetli. Ondan dolayı değerini ifade ediyor. İşte değerinden dolayı her bir nefesi kibrit-i ahmerden daha kıymetli bilmelidir. Her bir nefesi nereye kullandığından mesuldür kişi. Her bir nefesi nereye kullandığından mesuldür. Lisan yırtıcı hayvan gibidir. Eğer ona sahip olmazsan senin en ezeli düşmanın olur dediler. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh der ki, dilden daha fazla hapsedilmeye layık başka bir şey yoktur. Zünnun-u Mısri Hazretlerine kattesallahu sırra kendisine en fazla sahip olan acaba kimdir diye sordular. Diline en fazla sahip olandır buyurdular. Ebu Bekir el-Farisi kattesallahu sırra bana dedi ki, kişi kendisini ilgilendiren ve muhakkak konuşması gereken bir mevzuda konuşursa lüzumsuz konuşmuş olmaz. Eğer kendisini ilgilendirmeyen bir mevzuda konuşursa boş konuşmuş olur. Bu durumda sükuta riayet etmiş değildir. Dil
konuşmak yerini tutan işaret ve yazı hususunda da aynı şekilde dikkatli olmak, kitap, makale gibi yazılarda da çok dikkatli olmak icap eder. Sükutu ganimet bilmeyen, sükutun faziletini anlamayan kimse konuştuğu zaman lağviyet, boş ve lüzumsuz şeyler konuşur. Onun için dili muhafaza etmek gerekir. İbn Abbas radıyallahu anhuma dilini tutarak ya hayır söyleyerek hayra nail ol yahut şerri söylemekten hazır et ki selamet bul demiştir. Yeri geldiği zaman hakkı ishar etmek en şerefli özelliklerinden birisidir, özelliklerden. Bir münkere mani olmak için, bir kötülüğe engel olmak için ister kendisinden çekinilen, ister hayır ümit edilen bir kimseye hakkı söylemek için konuşmak bir haslet-i hamidedir. Güzel bir özelliktir. Abdullah bin Mübarek bir ifade de bulunuyor. Onu izah ederken eğer söz gümüşse sükut altındır. Allah'a itaat yolunda bir söz söylemek gümüş ise masiyetten sakınmak ve sükut etmek altındır diyor. Sarih bir hakikattir ki masiyetten, günahtan sakınmak bütün itaat amellerinden eftaldir. Ey insan dilini tut, tut ki seni sokmasın. Çünkü sahip olmazsan o bir yılandır. Kabirlerinde dilinden ölen nice insanlar vardır. Nice kahramanlar onunla mübareze etmekten korkarlar. Susmak selamettir. Asıl olan da budur. Yoksa insan rastgele söylediği bir sözden her zaman nedamet duyabilir. Şayet bir mesele üzerinde konuşmaya mecbur edilirse şer'i şerifin emir ve nehirlerini nazar-ı itibara alarak konuşmalıdır. Yerine göre sükut etmek Ricalullah'ın hasletlerindendir. Fudayl bin Niyaz demiştir ki hacca gitmek, savaş ve cihada çıkmak dili tutmaktan daha zor değildir. Vehib bin Münebbi rahmetullahi aleyh, hükema hikmetin başının sükut olduğunda ittifak etmişlerdir. Böyle yanlış sözler, mesela istihza. Bu ne demek? İnsanları alaya almak. Bazı ahkam-ı diniyeyi yalanlamak, bazı kimseleri medihte mübalağa etmek, övmekte, güzel konuşmak suretiyle arkadaşlarına sitem ederek onların arasında farklı olduğunu göstermek, bunlar dilin afetlerindendir. Mesela yalan, lems, ayıplamak, gözüyle, kaşıyla işaret edip birinin aleyhinde fısıldamak, hems, fesat çıkaracak söz söylemek, nemime iki kişi arasında laf getirip götürmek, gıybet kardeşinin arkasından onun gıyabında o duyduğu zaman hoşuna gitmeyecek sözleri söylemek. Yani dilin afetleri çok. Susmak, sükuttan istifade etmektir. Talibe hakikat zaruret olmaksızın konuşmamalıdır. Arkadaşı veya tanımadığı bir kimse ona bir şey sorduğu zaman kifayet miktarı cevap verir. Çok sözlerimizin hak olması icap ediyor. Buna ait Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Rabbim bana sükutumun tefekkür olmasını emretti. Ben de size tavsiye ederim buyurmuştur. Bir başka hadis-i şeriflerinde de Allah'a Celle Celaluhu ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin
ya da sussun. Yeter bu bize, Buhari hadis-i şeriflerinin. İmam-ı Gazali rahmetullahi bari, ariflerden olmak istersen sükutun tefekkür, boş yerine değil, yüce kudreti tefekkür, hayatımızı tefekkür, nasıl geçtiğini vesaire, dünyadaki hadiseleri, mesela bir gençliğin durumunu tefekkür etmek, nasıl kurtulur diye bu hususta gayret göstermek en önemli hususlardan birisi. Bakışın ibret ve arzun taat olsun. Mesela bakarken bile boşa bakmamak, baktığımızdan ibret almak. Zira bu üç haslet ariflerin alametidir denmiştir. Açtığımız için birkaç hadis-i şerif, biri başından olsun, biri de son kısmından. Ve galen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem ehabbul amali ilallah hifzul lisan. Sadaka Resulullah. Cenab-ı Hakk'ın ziyade sevdiği amel lisanı mala yani'den, boş sözlerden, hususuyla yalan, gıybet, işte bir kimseye kötü söz söylemek, hakaret gibi men edilen sözlerden muhafaza etmektir. En son olarak men serrahu en yesleme fel yelzemus sumt. Selameti isteyen kimse sumt ve sükutu iltizam etsin buyurmuşlardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.